Games like these are happening in a basketball. Again, that's why basketball is that much, beautiful game, because really you have a lot of, ups and downs during the one single game. And as I said, everybody has their chance. And it's not over until it's over. This is the main rule in basketball. 20 bin taraftarın önünde Stark Arena'dan çıkabilmek her takıma nasip olmaz. Kepler, what happened is basketball. Congratulations to them. Ben partisyonu istedim, söylemiştim. Bugün de biraz duygusal günüm galiba. Girdim bu konuda. John, John. Üç sene içinde, iki sene içinde Covid geçmiş. Bu kadar bir başarı gerçekten, gerçekten büyük bir başarı. It goes in, I'm like, what just happened? Tüm yıldızların bizim için sıralandığına inandığım bir gündü. Bursaspor have booked their place to the finals for the first time in the history of the club. I felt that we make really something big, you know. This is the moment that we feel like, okay, we are in a final of Euro Cup. Yeşilin yanına beyazın en çok yakıştığı şehir. Bursa tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla çok güzel bir kent. Markamızın geldiği burada yarım saat. Deniz kenarı aynı zamanda. Aynı zamanda bugünkü otoban koşullarıyla beraber İstanbul'a bir saat. Türkiye'nin Detroit'i, yani sanayi açısından çok güçlü, çok kuvvetli. Tabii bir anlamda zor bir şehir çünkü başarıya alışık bir şehir. Bizim gençlik yıllarımızda tahmin ediyorum 80-81 senelerinde önce Tofaş, daha sonra da Renault takımıyla her hafta sonu burada aynı şu anki yarattığımız atmosfer gibi bir atmosferdi. Bizi okuldan çıkardık, yemeğe giderdik falan. Daha sonra da basket maçına gidilirdi. Aynı böyle kızlı erkek, çocuk çocuk yani. O zamanlar da işte şehirde basketbol kültürü çok çok üst düzeyde, önemli maçlarda Atatürk Stadı'ndan Merinos'a aşağıya kadar yaklaşık 200-300 metre salondan bilet kuyruğu olurdu. Bursa aslında işte İstanbul, Ankara ve İzmir'le birlikte toplam oynanan sezon itibariyle bakıldığında Türkiye'nin en büyük 4 basketbol şehrinden biri. Daha önce futboluyla güzel işler yapmış. Daha sonra da Bursaspor basketbol olarak basketbola dahil olması bizi inanın çok heyecanlandırdı. Recep Bölükbaşı bir gün beni aradı. Kongrede yanıma gelip sen söylemiştin basketbol takımı kuracağız diye demişti. Ben de bunu taraftarımıza söylemiştim. Sözünü vermiştim dedi. Kur bakalım takımı dedi. Benim görev değişti. Bursaspor basketbol takımının kuruluşu bu şekilde oldu. Uzun yıllardır Bursasporların özlemini çektiği, hasretle beklediği basketbol şubemizin kuruluş müjdesini vermek için bir aradayız. Bugün Bursaspor basketbol takımımızı 3. ligde mücadele edebilmesi için gerekli işlemleri tamamlayarak Basketbol Federasyonu nezdinde resmiyete kavuşturduk. Kurulduğu ilk gün benim için çok önemliydi. Bir basketbol sever, altını hep çiziyorum, basketbol sever olarak. Bu bizim için Çekirge Spor Salonu'ndan başlayan, Atatürk Spor Salonu'nda devam eden ve şu anda Tofaş Spor Salonu'nda şahlanmış bir süreç. Biz Bursaspor, Fruit Extra Bursaspor'un emekleme adımlarını attık. O emekleme adımları en zor dönemlerdir. İlk idman yaptığımız salonları falan hatırladığımız zaman şimdiki tesislerle uzaktan yakından alakası yok. İşin içine Uludağ'ın Fruit Extra'nın girmesiyle birlikte çok büyük bir vizyon ve şimdi gerçekten Avrupa standartlarında bir takım var ortada. Nilüfer Belediyesi olarak bu basketbolun Bursa'daki sevilen, özellikle Nilüfer'de daha da çok sevilen bir spor olması nedeniyle bize ait olan Barış Spor Salonu'nu tamamını Bursa Spor basketbol takımına biz tahsis ettik. O meşhur Çekirge Spor Salonu'nda doğan diye başlayan
cümleye devam edecek olursak, işte daha sonra ikincilikte ve bugünkü TBL 1 dediğimiz birincilikte şampiyonluk. O şampiyonlukta tabii Sezer Sezgin Başkan'ın, genel menajer Nedim Yücel'in ve oyuncuların, o dönemki yönetimin büyük payı vardı. Gelecek sezon Bursa Spor Durmazlar Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde. Sezonun ilk maçında isim sponsorumuz yoktu. Süper Lig'deki ilk maçımızda. Ama tabii ki arayışlardaydık, görüşüyorduk. Tamam, Süper Lig'e çıktın ama Süper Lig'e çıktıktan sonra bütçeler artıyor. Artık bir başarı hikayesi var. Bunu korumak zorundasınız. Bunun için de arkanızda durabilecek ciddi sponsorluklar lazım. Onur Çelik Yay var. Bizim arkadaşımız, işlerimiz de, iş ortaklıklarımız da var. O geldi, Mete abi dedi, ya böyle böyle Bursa Spor Süper Lig'e çıktı. Hani buna bir sponsorluk, bir forma reklamı verebilir misiniz? Onunla ilgili görüşmek istiyoruz. Tabii dedim, bir randevu verdik ama ondan önce Ömer'le konuştum ben. Dedim ki yani bize dedim yakışan burada sadece bir forma reklamı veya bir içecek sponsorluğu verip geçmek olmaz. Biz burada adımızı, markamızı da koyalım. İsim sponsorluğuyla alakalı o kadar dünyanın en kısa görüşmesi diyebilirim. İki taraf bir araya geldi ve uzun bir birlikteliğin başlangıcı olan bu yolda imzalar atıldı. 2019 Ekim ilk hafta Bursa Spor Tofaş maçından sonra ki pazartesi günü anlaşmamızı imzaladık. İki markanın birleşimi şehirde çok güzel bir etki yarattı. Ve bunun meyvelerini şu an çok güzel alıyoruz. Her iki tarafta oluyor. Her şeyin burada döndü. Her şeyin burada oldu. Bunu hediye etmek istiyorum. Gidelim mi? Hatır olarak. Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi büyük bir şeref. Hakikaten. Çok büyük bir şeref. Hakikaten. Hakikaten. Çok sağ olun. Süper Lig'e çıktığımız ilk sene Serkan Erdoğan'la başlamıştık. Pandemiden yarım kaldı. Ertesi sene Tutku Hoca'yla devam ettik. Orada bir türbülans yaşadık. Her sezon başı yaşıyoruz aslında bu tür türbülansları. Koç değişikliğine gitmek icap etti. Bizde masada alternatifler vardı. Dušan Olimpijević'in ismi geldiğinde kendisi çok genç, kariyerli bir koçtu. Euroleague'de Kızıldız'ı çalıştırmış. Genç yaşta Euroleague'de koçluk yapmış. Ve bir Sırp ekolünden bir koç. Sıcak baktım işin aslında. Benim göreve başladığım ilk maç Belgrad'da Kızıldız'la oynamıştık. Hazırlık maçıydı. Orada görmüştüm ben kendisi, Kızıldız'ın başındaydı. Çok ilgimi çekmiş, 32 yaşında genç bir antrenörün Kızıldız gibi basketbol akademide olması. Our GM Nedim Yücel, he is the guilty guy who make this connection because in that moment I was out of job. I just finished my coaching life in Russia and he made some connection with my agent in that moment. Kendisiyle anlaşmamız hakikaten çok kolay oldu. Kendisi de gelmeyi çok istemişti. Koç'un kendini Avrupa'da kanıtlaması için böyle bir projeye ihtiyacı vardı ve bence puzzle biraz o şekilde birleşti. Bir işin olmazsa olmazı disiplin. Disiplin olmadığı bir yerde başarının gelme şansı hiç yok. Bence Dušan Olimpijević geldikten sonra özellikle takım üzerinde bunu çok iyi sağladı. Bursa halkı, Bursa camiası, Bursa spor taraftarı koçu benimsedi, sevdi. Çünkü Bursa'nın ruhuna uygun. Hırslı, istekli, içi neyse dışı o. Süper Lig'deki ilk sezonumuzda aslında gerçekçi hedef ligde kalmaktı. Playoff'a girme ihtimalimiz vardı. Pandemi araya girdi. İkinci sene kötü de başlasak sonuçta 9. bitirdik sezonu. Playoff'u bir adım kaçırdık. Tabii ki artık 3. sene playoff yapmak istiyorduk. You know, that was the goals. Playoff and playoff. So it's always good when you pass these goals, you know, and you go for more, which we did. 21-22 sezonunda biraz daha bütçenin artmasıyla bu sefer Avrupa'da tecrübesi olan oyuncuları daha çok tercih ettik. Been talking to a lot of Turkish teams over the past couple of years. I had some offers and at first I thought this offer, my agent said, oh, this team from Bursa wants to make you an offer. I thought it was Tofaş. But like I said, after talking with coach and everything, I thought, okay, this is the place for me. Menajerim beni aradı ve Bursa Spor'un, Fruitex'e Bursa Spor'un beni istediğini söyledi. Hocayla konuştuktan sonra fikrim zaten direkt net olarak belli oldu. Yani çok da mutluydum böyle. Heyecanlanarak imzaladığım bir sözleşme oldu.
document I was in the EuroLeague the year before. I was like, you know, second, third string. I felt like I needed a more prominent role, and going to the Euro Cup to play for the extra was like a huge opportunity. And so I taraftarı olan, çok büyük bir taraftarı olan bir kulübe geleceğimi de biliyordum. Aslında verdikleri sözleri tutmaya odaklı olduklarını biliyordum. Bunların hepsi de aslında pozitif etkenlerdi benim için. They were, gave me an offer in the summer. It's kind of known about I had them in Turk Telecom. I ended up choosing Turk Telecom. And then there's the event that kind of happened that led me into being a free agent. And then Bursa came back and offered me again and gave me the time I needed to make like certain decisions. Ended up being the best fit for me. Koç'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve bir anda aklımda yani hiç olmayan bir karar gerçekliğe dönüştü. Coach Dusan called me. It was kind of it was familiar, but I'm like, I know this guy from somewhere. The main thing that sticks out, he told me he's gonna take a gamble on me if I took a gamble on this team, and hopefully we can do something special together. The rest was history. Türk Telekom'dan ayrılmıştım. Asıl amacım Avrupa'ya gitmekti. Benim için çok değerli olan Ender abiyle sürekli konuşuyordum. O zaten Bursaspor'da bir sene geçirmişti. Beni o ikna etti ve onun sayesinde Bursaspor'a geldim. Daha çok bilindiğimiz oyunculara anlaşma yoluna gittik. Aynı zamanda Türk oyuncu bakımından da kadromuzu genişlettik. Ve böylece iyi bir kimya yakaladık. Sezonun ilk maçında Bursa'da rakip Virtus Bologna Hayes'in asistinde Smaç Dudzinski'den. İkinci yarıda Virtus Bologna farkı çifthaneye çıkarıyor ve maçı da 18 sayı farkla İtalyan ekibi kazanıyor. İkinci haftada yine İtalyan bir rakip Venedik'te Umanarayer karşısında maçın ilk basketi Dudzinski'den ve bu üçlükte skora dengeyi getiriyor. Son 10 dakikaya 11 sayı geride giren Frutti Ekstra Bursaspor rakibini 5 sayıda tuttu son çeyrekte ve maçı da 70-62 kazandı. Sezonun ilk galibiyeti. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler yoktu bence. Sakatlıklar yaşanıyordu. Bir türlü tam takım olarak antrenmanlar yapılamıyordu. We had a very difficult period in December where we did not play very well. We were kind of not playing together as a team. We kind of lacked an identity. And then we had a lot of reasons. I think there was a snowstorm. We had COVID cases, so we didn't play maybe one game in January. Zorlu İspanya deplasmanında Valencia 86-68 kazanıyor. Orada takım içinde bazı revizyonlar yapmamız gerekti. İşte takımın en pahalı Türk oyuncusu olan Egemen Güven Anadolu Efes'e gitti. Alerik Freeman CSKA ile anlaştı. Tabii sanki hedefimize uzaklaşmış gibi bir kamuoyunda bir durum söz konusu oldu. Fakat baktığınız zaman gerçekten takım daha fazla kendini kenetlendi. One thing coach always came and told us, he's like, how do you guys work so hard but we're not getting results? He's like, something will change. He said, just continue to work hard. This situation we're in right now won't be forever. John Holland'ın da takıma katılmasıyla bence dişinin son parçası da takıma eklenmiş oldu ve müthiş bir kimya yakaladık. I was in Russia and then the war with the Ukraine broke out and my teammates left and I happened to leave, so it was a situation where it was just unfortunate but fortunate turn of events where I just happen to end up. When I'm coaching players, I'm always saying the most important thing is to let me to change you on better, because only stupid man doesn't want to change on better. Bu ilk 8'e girme hedefiyle ilgili en önemli artık hedef maç Burg kalmıştı. Burg maçında da aslında o maç bizim için son şanstı. O maçı kaybettiğimiz anda gruptan çıkamıyorduk. Euro Cup bizim için bitiyordu. Maçın genelinde istediğimiz gibi bir süre oynayamadık. Ondan sonra bizim takımımızın en iyi yaptığı şeyi yapıp savaşıp geriye geldik. Metin Türen'den harika bir blok. Üçüncü çeyrekte Andrews pasını verdi. Harika bir aleyup. Kevarius Hayes. Andrews. Üç sayılık atış ve isabetli. Fark 9'a çıkıyor. Bursa'da müthiş geri dönüş. Frutti Ekstra Bursa Spor kazanıyor. Türbülanstan çıkışımızın ilk maçı.
O günden sonra zaten bazı şeyler değişti. Aslında oyuncu grubunun üzerinden o baskı kalktı o maçtan sonra. Kendilerine bir özgüven geldi. Taraftar takımı inandı gruptan çıkma açısından. Burke maçıyla yanlış hatırlamıyorsam Valencia maçı herhalde. O iki maçı taraftarın desteğiyle Bursa Sporlu oyuncuların kazanma azmini birleştirip çıtayı yükselttiğini ve işte sürecinde finale kadar gittiğini söyleyebiliriz yani. We figured out each other, what we're here for, what we came to do, exactly what we did. İşte underdog'un çıktığı yer. Yani tüylerim ürperiyor. Son 16 turunda Stark Arena'da rakip güçlü Partizan. O gün hocayla konuştuğumuzda ya ikimizin de gönlünden Partizan geçiyordu. Hatta Sayın Levent Kızıl bana sorduğunda kimi istiyorsun diye ben Partizan'ı istediğimi söylemiştim. Başkanım ben Partizan'ı falan erden dedim. Fazla atıyorsun dedim ben de. Elenirsek de Partizan elendik ve takımın başında basketbolun efsanelerinden Jeliko Obradovic. Yenersek çok büyük ses getirecekti. Yenilirsek de normal bir sonuç olarak algılanacaktı. Texas olarak hani kendimize muhatap alabileceğim seviyede tribünlerden biri. Biz tribüncü insanlarız. Tribün, böyle bir tribün kültürü içine bu şekilde gidiyor olmak bizim için hayal bile edilemeyecek bir şeydi her şeyden önce. Partizan'la artık eşleştiğimiz netleşince gruba bir anda mesajlar geldi. Haydi dünyayı şaşırtalım. Haydi herkesi şaşırtalım. Haydi gerçek bizi gösterelim. When we matched with Partizan in Obradovic, I remember John saying, "Hey, we might as well get them out of the way early. Like we might as well play the best team first or the team that everybody thinks is going to be the best team. We might as well play them first because if we want to make it to the final or something then we're going to have to beat them anyways." You always have a chance and it's always 5-on-5. Doesn't matter what kind of players you have on other side, what is the names, big players, big roles with biggest coach in history. But the beauty of this game is, like I said, that fact that you have a chance always. Coach went to work immediately. You know, he came up with a game plan. He made sure that we knew exactly what we were doing. Nisan başında Holland bir hamstring sakatlığı yaşadı. Hatta 4 haftaya kadar sürebilecek bir sakatlıktı bu. Ana hedefimiz Partizan maçına yetişebilmesiydi. O maçta da her gün özverili bir şekilde çalıştık ve dönebilecek kapasiteye gelmişti. Koç bize hiçbir zaman bu maçı kaybedeceğimizi ya da kaybedebileceğimizi değil, tamamıyla maçı kazanabileceğimizi ilk günden, ilk Partizan'la eşleştiğimiz günden beri takıma hep her toplantıda bunu söyledi. Coach is super confident with his preparation and he tells us, he said, "You guys have never experienced noise as what you're about to walk into. Obradovic being back, Partizan trying to get to EuroLeague." He said the gym will be as loud as you ever heard it. Barış Spor Salonu'nda yapıyoruz idmanlarımızı. Annemlerin evi sırt sırta Barış Spor Salonu ile. Annemlere giderken salondan acayip sesler duymaya başladım. Karşıyaka maçımız var 4 gün sonra. Ben içeriye girdim, etrafa bakıyorum. Yukarıda böyle camlara bakıyorum hani ne oluyor hani ne bu? Ondan sonra soyunma odasına girdim. Zaten o sırada bir taraftar sesi ve maç sesi geliyor. Ondan sonra bizim takımdan yanlış hatırlamıyorsam Dave geldi. Dave böyle gözleri açıp ne oluyor dedi. So immediately we start stretching. He points to the guy, hits the music. All you hear is chanting. Like I'm standing next to people stretching. I can't hear anything. We had the whole every practice. God, we were like shit. Like we gotta go in here and hear this. The crowd noise blasting for, you know, the whole practice. Bununla birlikte çalışmayı, bununla antrenman yapmayı, birbirimizle iletişim kurabilmeyi alternatif bir yolla onu fark ettik ki çok fazla işimize yaradı. It kind of made it a little bit annoying, but at the same time, like you really had to focus, you really had to talk, and
Leading up to the game, I think we knew, like, okay, hey, it's going to be probably 20,000 people. We're going to have to, like, be very, very loud with each other, very clear with our communication. And so I think for that reason, absolutely, it worked. Coach is always honest with us, and he said that we can do it. He believes we could do it, and we have the team to win. It's just we have to go out there and execute, and I think that's what we did. And I know, at least for me, like, I knew we can, and I think everybody else did too. Hey, let's enjoy today in a game, because you are in playoff Euro Cup. This is for the first time in history also of this club. So you put your name already on the pages of this club. Let's enjoy. You deserve it, because you will play against the biggest coach ever in history. You will play against one of the best teams in Euro Cup in that moment, and you will play in front of 20,000 people. Before the game, Dusan coach was so upset that he didn't know that the other team was right there, Partizan. Yan soyunma odasında, kocaman arenada, yan yana soyunma odasında bizim tüm taktiklerimizi maç öncesinde bir 20 dakikalık konuşmanın neredeyse sonuna kadar dinliyorlar çıkarmadan. It doesn't matter what game plans we have. I'm pretty sure they scouted us amazing. We scouted them amazing. We have to come on the court. We got to figure it out 5-on-5 no matter what. If they know our plays, we know their plays. It doesn't matter. Ya evet, soyunma odaları yan yanaydı ve biz bunu koç maç konuşmasını yaptıktan sonra fark ettik. Ama şöyle söyleyebilirim, bence maçtan önce böyle bir şey yaşanması da takımın konsantrasyon olarak hiçbir şekilde düşürmedi. Tam tersine bence takımı daha çok motive etti. Uzun yıllardan beri tribünde arkadaşım Umut Vardar ve babası Necat amca. Üç taraftar olarak biz gittik. Yönetim ve bench kısmı sahanın kenarında oturuyorlardı. Biz de loca ayrılmıştı. Locada izledik. Sahaya belirli bir şekilde uzarız ama oradan bile her türlü ambiyansın sertliği hissediliyor. Biz zaten Partizan maçında ilk ısınmaya çıktığımızda ben işte sağlık çantamı aldım, içeriye giriyorum. Bir adım attım ve sağıma soluma şöyle bir baktım. Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz bir taraftar kitlesi var ve susmuyorlar. Yani kulaklarımız çınladı. Tabii geçtiğim yerime oturuyorum. Bir yandan oyuncularla ilgilenmeye çalışıyorum. Bir yandan etrafı kesiyorum. Allah'ım biz nereye geldik falan. Euro Cup son 16 turunda Stark Arena'da turnuvanın en güçlü kadrolarından biri Partizan karşısında Frutiekstra Bursaspor. Hava atışı, ilk hücum Partizan'dan ve basket geliyor. Like I said, they started with a dunk. That never happened to us before, tip ball dunk. Fans going crazy. We never got rattled. Everyone was settled in. Everyone was calm. It was as weird as how it was a normal feeling for us to hear that noise, because we've done it so much. And, you know, they gave us their first punch, and we kind of absorbed it. And then once we started playing, we understood, like, you know, we're in this game. Like, we could play with anybody. We could play these guys. And from that point on, I think it was like, you know, some stuff had to go right. I thought we did a great job on defending Kevin Punter. He's their leading scorer, obviously. We did a good job of getting transition buckets against them and turning defense into offense. And I think we execute our offense at a very, very high level.
kazandık topu. Dudzinski, Andrews, içeride Onur Alp, harika bir aleyhüm. Maç başı başı gittikçe hem genç takım olmanın verdiği hem de o atmosferin verdiği gerginlik onların üzerindeydi. Nitekim de çok kolay hatalar yaptılar. Yani düşünün dediği orada çıkmıştı. Çok gidip gelen bir karşılaşmada Frutex'e Bursaspor'un sürekli geri dönmesi, sürekli cevap vermesi zaten ne kadar kenetlenmiş bir takım olduğunu gösteriyor. Çünkü hani kendinizi ancak böyle bir yerde test edebilirsiniz. Avramovic bir anda bomboş gitti çembere. Neyse ki bu smaç kaçıyor. Fark 5, son 1-13. Smaç kaçınca gerçekten Obradovic çok düştü oyunda. Yani inanamadı yaşananlara. Bir o kadar da Duşan yükseldi. Şunu çok net hatırlıyorum. Taraftarlar çok tepki gösteriyor. Arnautovic gayet oyuncular çok sakin, maçları yenmiş gibi taraflara sakin olun diyor. Şimdi Onur Alp pas dışarıya. Derek Nedim 3 sayılık basket. Fark 2'ye iniyor. Avramovic çembere gitti. Basketi buldu. Fark yine 2 topa çıktı. 4 sayı. Ben işte bitti dedim. Yani bitti. Euro Cup bitti. Başaramadık. Valla son 30 saniye ben ceketimi giydiğimi hatırlıyorum. Hava zaten soğuktu. Artık maç bitti. Onlar sevinirken biz şey yapmayalım diye. Orada bulunmak istemedim. Hakikaten son bir dakika çok... Yani ben çok üzülmüştüm. Yeah, you know, those last seconds were kind of crazy, you know. We did everything that we had to do. Andrews'un bana verdiği pasta bulduğumuz hızlı bir sayıda ben smaca vuruyorum. Ondan sonra yoktan var ederek John hücum faul aldırıyor. Onların oyun kurucusuna çok güzel bir... tabii ki de faul yapıyor karşı taraf ama faul aldıran John. I got a offensive foul drawn. And you know, and it just set it up for a situation. And in the timeout... Molaya gittik. Molada yani çok... Zor bir şey sonuçta. Son topu atmak basketbolda gerçekten zor bir şey. Molada koç çok sakindi. Gayet böyle sakin bir şekilde maçı kazanacağımızı söyledi. Kazanabileceğimize değil. And it's not over until it's over. This is the main rule in basketball. Really, you never know what can be. You know, even 7 points in last minute doesn't mean anything. We saw that against Partizan. Sonra bir set çizdik. Topu ben çıkartıyordum. O sırada Andrews'a, ikinci olarak da John'a bakacağımız opsiyonlu bir set çizildi. Basically the place for me, but John is one of the options. He's the first option coming off, and then if he doesn't have anything, he's supposed to throw the ball to me. And I'm wide open, but at the same time, this is the part where like that team chemistry comes into play. He said, you know what, John, if you get it, shoot it, you know? And I think that confidence that coach had in me did a lot for me in that moment, because it kind of gave me that extra push and that confidence to believe in the shot and believe in my game. Onur Alp şimdi topu oyuna sokuyor. 10.7 saniye. Holland boşalttı önünü. 3 sayılık atış isabetli. Skorda eşitlik var. Müthiş bir geri dönüş. Bir anda John şut attı ve ben aynen tepeden baktım. Çünkü benim için set devam edecek. Bir anda baktım, top girdi. 20 bin kişi sustu. Sevinemiyoruz da yerlerdeyiz, hani biz 2-3 kişi Yunus Hoca ile falan arkaya geçtik. Çünkü hani sevineceğiz, aşağıda bizim suratımıza bakan 15 bin tane insan var. Bir tepki versek kendimizi belli edeceğiz, büyük sıkıntı yaşayacağız. Zaten onlar çok gerildi ortam. And you know, I appreciated that, you know, but you know, we drew up the play and It worked to perfection, you know. And even when I look back at that moment, you know, even Andrew was open too. So like, it was like a perfect play in a perfect situation, and everything went right.
Atış isabetli değil ve uzatmaya gidiyoruz. You know, in overtime everything is possible. You know, one team comes from down to here and then one team is going down. So then in 5 minutes everything is possible. Then it's 0-0 again, but this team who lost that advantage has a bigger pressure than another team. Andrews köşeye, Holland süre dolarken 3 sayılık basket. That type of momentum shift kind of like took the air out the building, and from there, that overtime, you saw our confidence. It was at an all-time high. O foller olduğunda biraz klişe gibi olacak. Belki inanmayacaksınız ama o servis atış çizgisine giderken o 20 bin kişi, inanılmaz bir ses var, inanılmaz bir uğurtu var. Seslerin hepsi kısıldı, yok oldu yani. Hiçbir şey duymadım. Tek odaklandığım şey çemberle top oldu. But for you to sit on the bench like that, coming a game with that type of confidence and those nerves, why 10,000 people are expecting you to fail? Amazing, amazing. Nothing else to say but amazing. If they were like truly, truly better team, then you know maybe they would be ahead more or give us no chance. But you know we had a chance and we're good enough to take advantage of it. And I think that's what good teams do. Ve maç bitiyor. 103-95 kazanıyor Fruitcake Extra Bursaspor ve takımımız çeyrek finalde. Euro Cup'ta çeyrek finaldeyiz. Belgrad'da Stark Arena'da unutulmaz bir gece. Ben gerçekten o günün tüm yıldızların bizim için sıralandığına inandığım bir gündü. I'm always for respect. I'm always for the respect, and you know I hugged them and I said, guys, we will have time to celebrate. We will have a time to be happy, but let's respect the coach, the best coach of in history. Let's respect this team and let's respect these 20,000 people who gave us applause. Biz de ne yapacağımızı çok bilmiyorduk. Hatta bazı şekillerde soyunma odasına böyle yürürken hepimizin gülmeden kendimizi çok zor tuttuğumuzu ben sonra seyrettim. Ama koridora girdiğimiz andan itibaren çok büyük, hayatımın en büyük çığlıklarından bir tanesini attım herhalde. Rakibi de, tribünleri de, hocayı da şey yapmadan, rencide etmeden alkışlayarak çıkmak bize yakışan da oydu. Ondan sonra zaten herkes deliler gibi sevindi. Dedik buradan tek çıkışımız var, alkışlayalım. Yani taraftarı alkışlayarak çıkmıştık. Zaten arkadan işte plastik bardaklar vesaire gelmeye başladı. Bozuk paralar falan. Can you describe everything that happened tonight, especially? Oh, it's very difficult. Congratulations to the team of Bursa. I believe that it was easy for us to finish the game in regular time. Happened what happened this basketball. Congratulations to them. Şimdi orada bir çocuğu tanıyoruz. Tam bağıra bağıra içe yaparken bir baktım hocayı şeyin önüne koymuş, ekran önüne koymuşlar. Hoca beni gördü, ben sustum. O bana baktı, biz böyle önünden geçtik hocanın ve kendi soyunma odamıza girdik. İnanılmaz bir mutluluktu. Yani gerçekten şimdi yere gene tüylerim ürperdi. Tabii Partizan maçı biraz daha farklı oluyor. Çünkü efsane bir koç, inanılmaz bir basketbol şehri, organizasyon, atmosfer anlamında. Partizan gibi bir ekibin çeyrek finalde yenip yollarına devam etmesi de ister istemem bu başarıya da biraz daha insanların farklı bir şekilde de bakmasına da vesile oldu diyebiliriz. Tabii ki de çoğu insan bizi oraya giresiye kadar görüyor televizyonla. Oradan sonrası artık bizim özelimiz kalıyor. Orada yüzleri buz kesmiş ciddi insanlar bir anda küçük çocuğa dönebiliyor. And like at the beginning of the game, we remember like they were getting hyped so that we could hear them. We made sure to get twice as loud so they could hear us. That in their own gym, like, we're celebrating. We're the victors.
was like a dream almost, man. It was crazy in the locker room. Water flying everywhere, guys jumping up and down, like looking at each other like, what just happened? Bulabileceğiniz her şey, frutti ekstralar, sular, kargaşalar, herkesin kıyafeti, telefonu, hoparlörü, işte ayakkabılar, herkes, üstü, takım elbiseli olanlar falan, her şey gitti. Her şeyi ıslak, öyle bir bağırmaya başladık, öyle bir sevmeye başladık ki yabancılar, Türkler direkt marşlarımızı söylemeye başladık. It was just validation. It was like validation for all the hard work, for all the practice, everything that we did up until that moment, and everything that they were doing the whole season. And it was just a special moment. Keyif almak için gittik, galip geldik. Galip geldikten sonra arkamıza aldığımız rüzgar kesilmedi zaten. Sonuna kadar, finale kadar devam ettik. I will tell you one thing. EuroLeague wants three teams in EuroLeague next season. This is Bologna, Partizan, and this is Valencia. Two of these three you beat. I am so f***ing proud. I will tell you one more thing. If EuroLeague wants these three teams, and you won two of three, then, and you play also on one ball game against Bologna, then is it more than clear that we can go and find it? So, listen, guys, listen. I'm not joking. Maybe Afyon will be enough, but maybe we will need two games. We will celebrate, we will be happy. But maybe some of you will say, coach is crazy. But I know what I said. I want to be in playoff, in one more competition. I want to play like this against the Fener. Let's go, let's a f***ing celebrate. Come on, let's go! Bir fotoğrafı çok uzatmaya gerek yok bence lafı. Basketbol tarihinin en büyük sürprizlerinden biri. Hani ben işte en büyük sürpriz ya da en büyük üçüncü sürprizi diyemem ama bundan daha büyük 10 tane sürpriz sayamam. İstanbul'a uçakla indiğimizde Bursa yolundayken Osman Gazi Köprüsü'nün üzerinden geçerken Twitter'da canlı yayını açtım ve bütün oyuncular açtı. Herkes birbirine göstermeye başladı. Burası mahşer kalabalığıydı. Ondan sonraki zaman geçmedi diyebiliriz kavuşma anı. Like we all went to the front of the bus. First of all, everyone had their phones out. Like, we saw the green flares going up, the smoke, everything. And
And it's a sea of people, like, it looked like water, like. They, you know, kicked me out from the bus. So I was with, I don't know how many people around us. Bus couldn't go even because they made this, you know, like big group of the people around the bus. Bus couldn't move without police. Böyle bir şey hiç tahmin etmiyorduk. Yani meşaleler yandı, biz indik tezahüratlar. Ondan sonra Barış Spor Salonu içine girip orada ayrı tezahüratlar. Bizim finale yürüme yolumuzda gerçekten o destek de bizim için çok önemliydi. Practice gym and had the fans come in and they're all chanting, you know, versus four. And it was just a great feeling, you know, like we did this. We brought so much joy into those people's lives and bizim için çok gurur verici, çok mutluluk verici bir andı. Ama yani inanamazsınız, sanki bütün Bursa oradaydı, öyle söyleyeyim size. Arena in Ljubljana was again sold out for the first time after 10 years or something. So again, people felt something special there in Ljubljana, in Slovenia. They wanted to come and to see the game. They wanted just to be part of the something historical. And we knew that, okay, this is it will be harder than semi-final most probably. Ljubljana'da zorlu bir deplasmandı. Bunu biliyorduk. Ama dediğim gibi hani bizim öyle bir özgüvenimiz vardı ki artık her takımı yenebilecek güçte olduğumuzun farkındaydık. Ve koç da bunu sürekli söylüyordu, sürekli telaffuz ediyordu toplantılarda. Baktığınızda tabii ki de isim olarak belki daha aşağıda kalıyor. Ama kesinlikle oynadıkları basketbol olarak hiçbir şekilde Partizan'dan aşağı kalır bir sezon geçirmiyorlardı onlar da. We beat them once at home. And now we'll have our full team again to play them again on the road. And we're coming off beating Partizan. So not only that, like we had just won, I don't know how many in a row outside of that Producanos loss late. So we felt confident that we could beat them. Bak şu açılış yapıyoruz bak. Mama moja Slovenka. Abi yürürsünüz ya beklerim. After the Partizan game, now it's not anymore the same story like, hey guys, relax, enjoy. It's not anymore because you pass the Partizan, if you pass the one of the best teams in Euro Cup, if you won against Partizan, then now, okay, now nothing to relax, let's play to win. Thank you.
Fruity Extra Bursa Spor çeyrek finalde Euro Cup'ta Olimpia Ljubljana deplasmanında ilk hücum ev sahibi ekipten. Lazic. Omic perdeye gelmişti. Lazic, Andrews tokundu, çaldık topu. Onural gitti, smaca Onural. Önde Fruity Extra Bursa Spor 6-5. Needham bıraktı köşeye. Andrews 3 sayılık atış isabetli. Andrews yine öndeyiz. Farrell, Needham savunmasında, Farrell. Soyunma odasında da aynı hocamız söyledi, Duşan da söyledi. Takım içi kendimizle konuşmalarımız oldu. Bu skor bizi yanıltmasın. Maç 0-0. İkinci yarı aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu maç bir şekilde dönecek. Kemar Yüseyiz kaçan atış sonrasında rebound aldı. Basket foul. We knew it would never be easy. Getting a big lead. We knew it was an advantage, but we already know we had a tough next 20 minutes ahead of us. So we knew never over on the road. Yogi Ferrell, karşısında Kevarius Ace kaldı. Ferrell üzerine gitti onun. Şimdi içeriye yöneldi, turnikesi başarılı. 28.2 saniye kala Fruity Extra Bursaspor karşısında farkı 2'ye indirdi Olimpia Ljubljana. It goes in, I'm like, what just happened? I'm like, is this karma for us beating Partizan? I'm like, it's happened to us. Tam böyle bir saniyeyi gösterdiğinde kendi adamımdan koptum. Ve tam şutu atacakken aslında John'dan kurtulup Jacob'un ben sıçradım. Süre varken atacağı şutu bozdum. Çünkü üstüne bildiğiniz sıçradım ve bozuldu. Ondan sonra topu yeniden indirip atmaya çalıştığında da süre bitiyor. I don't know about them, you know, for the players and the management and everybody around us, but I saw it. You know, I saw it, the red light over the glass. Ball was still in his hand when we saw the red light, so I was calm and I knew it. Sürenin bittiğini gördüm ama tabii ki öyle bir atmosferde hakemler nasıl bir karar verecek bilemezsiniz. Gözümle gördüğün şeye bile inanmamak gerekiyor. Hatta Nedim abiye de söyledim, bitti dedim işareti ya, bitti. Son hakemin monitöre baktığı dakikalar herhalde hayatımın uzun bir dakikasıydı yani, o geçmek bilmedi. Orada Ömer Utkal bana, abi ben gördüm kesinlikle dedi, basket değil dedi. O biraz yüreğimi su serpmişti ama ben yine de basketi vereceğini düşünüyordum. Nedim'e bakıyoruz biz çünkü. Nedim daha basketboldan anlayan birisi. Ben o kadar anlayamam ki, o da kaçırmış. Bizim Türker Cin hemen Türkiye'yi aradı. Heyecanla maçı bırakıp İstanbul'da iyi bir basketbol izleyicisi olan bir arkadaşımı aradım. Hakemler daha karar vermeden ben basket olmadığını salonda öğrenen ilk kişiydim. I think Metin was first to see it. He was like peeping at the monitor. He started jumping up and down. La Monica yavaş bir şekilde ortaya gelirken çok rahat bir şekilde bizim kalbimiz ağzımızda sayı yok dedi. Şunu hatırlıyorum, bize onları atan, onları yapan taraftarın hepsinin suratına bakıp boğaz tellerim parçalanıncaya kadar bağırdığımı hatırlıyorum. Ya, o an nereye koşacağımı şaşırdım. Yani o öyle bir his vardı ki bende, gidip potaya asıldım. Yani o kadar saçma sapan
bir his oldu ki içinde. İnanılmaz mutlu oldum. Ama iptal edildikten sonra bu tarafımda Ömer vardı, bu tarafımda Türker vardı, onun yanında da Sezar Başkan vardı. Oradan Nedim'in koşuşunu gördüm. O Nedim öyle bir zıpladı ki, öyle bir büyüdü ki, böyle gökyüzü gibi oldu. Bizi basketbol takım arkadaşları zannetti. Genel menajerimiz Nedim Yücel, sağ olsun. Hala geçmek bilmeyen bir bel problemi yaşıyorum L5-S1 kemiği arasında. Ben sırt üstü önce bir düştüm. Bir iki dakika yerde yuvarlandık bütün yönetim kurulu üyeleri. Hakem işte sayı vermediğini işaret ettiğinde yani hepimiz birbirimizin üstündeydik. Galiba ben atlamışmıştım. Öyle bir yanlış tatil oldu. Hatta dizim sakatlandı. Sonra bayağı bir süre toparlayarak gezdim dedim sağ olsun. Öyle maç sonu bir anımız oldu. Celebration in the locker room becomes like a tradition for us, and it was really with a lot of good energy, with the good emotions. Artık o dönem için olan sulu soyunma odası kutlamamız oldu. A little bit the same, because like again, like the week before we celebrated like this, now we're celebrating again. It's like, all right, like we're just gonna do this every week. I'm happy for it. I'm happy to keep doing it like this. This is great. So. You know, a lot of cheers, high fives, you know, hoorahs. We did it again. Did it once again. Nobody else thought we could. We did it. We did it again. And it's just like, I was like carrying that momentum, that fire that we all had, like onto the next game. 20 seconds, sorry, listen, sorry. Guys, gentlemen, thank you. Just 2 sentences. First one, be proud of you. Thank you for this night. We are proud of you. Club is proud of you. People are, club are proud of this. Guys, it's amazing. We are in 4 best teams in Europe. Like the chemistry and everything is going to be really, really high. So the celebrations, everything is just going to be more like a family environment. That's how it kind of was for us. But at the same time, kind of knowing that we can still keep going. And I think that's what just like kind of kept us a lot cooler that game. They celebrate so much, you know, and we felt that good energy, and we were on that wave, you know. We just wanted to ride, you know, on that wave all the way, because it was amazing, a huge and positive energy from everybody. Burrow asked me, he said, did you see the interview? I haven't seen anything. Like, I didn't text my wife yet. I haven't seen nothing. I'm like, no. So he pulls it up on his phone, and immediately I'm like, that's fake. Like, no way that happened today. Ben ilk başta inandım. O röportajı izlediğimde montajdır dedim. Bir şeydir dedim, yapmamıştır dedim. John. Oh, but it was great, you know. Added just like another thing to tack on to like just how great that season was. First reaction was, hey, this is very funny, you know. We start to laugh on that, and it was really cute and nice. John Holland, you are in front. How did you see first half? We some dogs, not just any dogs. We some pit bulls, underdogs, and we don't care. We some pit bulls. Great first half. Good luck. So John's not on the bus yet. I've watched it like 7 times in a row. I'm like, what? I'm like, no way. So John gets on the bus. I said, John, do you understand how legendary this is? I mean, I felt exactly how I expressed myself. I felt like
I felt like we were dogs. I felt like we were rolling on all cylinders. I felt like, you know, like we couldn't be stopped. And I think we showed that in the first half. We honestly, I think we had control of the game in the first half, so. A lot of people were like, man, that's your team. That guy looks crazy. I'm like, yeah, John's like the nicest guy you'll ever meet. He's totally normal. It's just, you know, in that moment he was feeling such a competitive spirit. Bir şeyiyle başta bir hırladın. Ondan sonra giderken yine hırlıyor adama. Ben bunu görünce yıkıldım. Giderken adama doğru yaptı harekete. Ben gülüyorum, kahkaha attım. Düşünüyorum ki işte ha o kadar hani şey maçı yendik gaza geldi. Derek Van dedi ki, bu dedi devre arası raporu hocam. Nasıl yendi? But then they explained me that was an interview in on a halftime. So then I wasn't anymore, I mean it's not anymore joke because I told him also like, hey, what do you think if you lost? You know, my emotions just came out. I had been listening to DMX. You know, if anybody, if you know DMX, you know he's always known for barking, growling, getting on tracks like. And this is what I was listening to before the game. You know, to get hype. Hey, yo, where am I? Dad? I know I got them down in the greens. Give them love and they give it back. I already had in my head that we're some dogs, and like this had been going on in my head, this growling, and so. Bologna'daki antrenmanda, idmanda ona sordum. Dedim ki, bana ona yakın bir röportaj verebilir misin dedim. Bir daha asla dedi. NBA'ye de gitsen, başka takımlara da gitsen, o sadece Bursaspor'a özeldi. O sadece o anı özeldi. O sadece bizim taraftarlara ve oyunculara özeldi dedi. I said, John, for the rest of your career, this interview will be with you. So, I mean, at first I was just laughing. Everybody was laughing. And he was even laughing just because you couldn't believe that, like, it just came out at that time. But, like, we're used to seeing John do stuff like that for sure. You know, I just started growling and just letting people know that we really, we're here. We're some dogs. And I know everybody sees it. They saw we're partisan, but they see us. They see what we're doing out here. And, you know, I guess... You know, it ended up being kind of a fun, nice interview. Weeks ago, we were underdogs about everything, and then suddenly you are a favorite against someone in the semifinal. So now it's another kind of pressure, you know. Going to the Final Four, I was super nervous because now that we beat Cedevita and Partizan, everyone was like, Andorra, piece of cake. That's where I'm like, no. This is the Final Four. They beat Gran Canaria. They beat Budućnost to get here. Like, they've done something special themselves. Cedevita maçına geçerseniz Andorra'ya geçersiniz dediler. Ama tabii tanımıyorum, bilmiyorum şimdi. Bu basketbol. Belli olmaz. Biz kimleri yenmişiz, gelmişiz. Andorra üniversite salonu gibi bir salon. Bir hafta evvel de onlar Kanarya Adaları'nı yendiler, yani olacak şey diye. Gittik, baktım. Eğer dedim yani burada elenirsek Partizan'a ve şeye çok ayıp olmuş olur. Olimpiya'ya çok ayıp olmuş olur. You know, and we could feel that they are much more focused how to stay in the league than, you know, they don't have anything from the final of Euro Cup because, you know, they are going down.
thanks to you. Now everyone's expecting you to win, so it was kind of different. I think Andorra game, we were locked in the most out of the whole playoff. Biz alışmıştık gerçekten zor şartlara. Belki sağ yani seyirci olarak Partizan ve Sedevit'e kadar sert bir seyirci yoktu ama onlar da sonuçta finale çıkma şansları vardı Eurocup'ta. Onlar da çok motiveydi. Crawford içeriye yöneldi, çembere gitti. Andorra öne geçiyor. Crawford 3 sayılık atış, fark çifthanede. Artık çok daha özgüvenli bir takımdık ve maçın başında istediğimiz gibi başlamadık. Zaten ondan sonra savaşçı ruhumuzla ve kalitemizle maçın kontrolünü elimize aldık. Onur Alp, Dotsinski'ye pas, bomboş üçlük, isabet var. Needham çembere yöneldi. Derek Needham'ın basketi. Fark 4'e çıkıyor ilk yarının sonunda. Onur Alp Team harika döndü. Müthiş bir smaçla maça noktayı koyuyor. Frutti Extra Bursa Spor Euro Cup'ta finalde. Everything kind of worked out. Guys in the right position, right spot, right time. And you know, that could be said about the players and the coaches as far as like their scouting. Everything was to a T, everybody was locked in, so it was done. Honestly, this might sound bad, but the celebration was nothing in the locker room. And we just made it to the championship. Guys came in there, we like, great job, great job, great job. There's no water thrown, there's none of that. Birthday of my kids, that is the first one, and this is immediately after that to be in the final of Euro Cup with really zero expectation for something like this, but with a very good energy of all people, with a very good approach, with a good, you know, good-hearted people in our club. And, I mean, we for sure we wanted more Valencia because we play 1-1 with them in a regular season in a group phase. Biz Valencia'yı çok istedik. Yani Valencia olmasını daha çok istiyorduk çünkü Bologna'nın kadrosu gerçekten EuroLeague seviyesinde bir kadrosu vardı. I said Bologna, Andrew said Bologna, John said it doesn't matter. In a final, it doesn't matter. I kind of wanted to play Bologna because if I'm going to win, I want to win with the team, against the team that I think is the best team. It was kind of similar to Partizan. It was like, if we're going to win, like, we got to win against Bologna. You know, that's the best team. I think everybody knows it right now. And so we wanted to go there and try to beat them. Finally overcome Valencia on the road as well. Yani Virtus'un tarihi başarılarla dolu, sadece hani EuroLeague şampiyonlukları da değil, oynayan oyuncular işte hani Sasha Danilovic, Manu Ginobili, işte Marko Yariç, hani say bitmeyecek oyuncular var tarihte ki yine yolu Bursa'dan geçmiş Rashard Griffith'te 2002-2001 takımlarından önemli parçalarından biriydi. Yani Bologna, işte Partizan için kullandığımız kelimeleri ya da cümleleri biraz daha aslında geliştirerek tarif edebileceğimiz bir proje. Çünkü hani 20 milyonluk bir takım Bologna. Yani Euro Cup'ta böyle bir takım görmezsiniz. They had the better roster. They had better players. It was more expensive team with a big investment.
for that team, and you know, their desire to be in EuroLeague, it was obvious. You know, it was 100% clear. They made this team, coach, and everything, all this project. Just they wanted to go in a EuroLeague. That was obvious from the first day. Which is another road game for us on the road. Only difference is that trophy was sitting there shining and looking very nice. Heyecanlıyız. İnşallah ülkemize kupayı kazanıp döneriz, kupayı kaldırıp döneriz. Grup aşamasından sonra bir tarihin içinde yer aldığımızı, bir tarihe tanıklık ettiğimin de farkındaydım. Olabildiğince kayıtta kalmaya çalıştım. Ve bu görüntüleri de şu elimde görmüş olduğunuz küçük hafıza kartında topladım. Aslında bugün burada izlediğimiz hikayenin bütün görüntüleri de hemen hemen bu küçük kartın içinde toplanmış oldu. Hazırız. Alacağız mı kupaya? Her için hazırız. Yani şehir çok rahat. Şehir maçtan önce biz çok güzel bir ortamda takıldık. Maç öncesi işte hep hayalimizde olan belirli sayıda da olsa bir meydanda toplanıp Bologna'nın güzel bir yerinde. Oradan salona kadar hep beraber yürüyüş, hep beraber kortej yaparak gittik. In this situation, not the championship, but we've been on the road in front of 7,000-10,000 people three times already. This is no different. Just because the trophy's on the side, this is still a game of basketball. It's still 5-on-5. But we will have to make less mistakes to win this. I mean, the fact that we're here, like, we know what we need to do. Discuss their game plan, obviously, but I think all the, like, the motivational speeches at that point, there is nothing else you could say to get us motivated. I think this is the finals. I mean, we're playing on the biggest stage outside of EuroLeague at the time. Bir rahat olun dedik, tamam mı? Yani geldik finale, çıkıp oynayacağız. Ya bu kadar strese girmedik. Daha önceki maçları nasıl oynuyorsunuz? Bu maçı da öyle oynayın diye. Oyunculara telkinde bulunduk. Fakat telkinde bulunurken biz de aslında o haldeydik. Çok fazla baskı, yani gereğinden fazla baskı oldu üzerimize. Türk basketbolu için tarihi bir akşam. Frutti Extra Bursaspor 7 Days Euro Cup'ta final maçında. Parkede rakip Virtus Bologna. Deplasmanda İtalya'da şampiyonluk için parkedeyiz. We were prepared. It was the same situation as Partizan, same situation as Cedevita, same as Andorra. I think we were prepared. This was a great team, obviously, but like there was no team that I felt like we couldn't beat. And before the game, I was just ready. I thought we were gonna win. I remember that I said to them, we are here because of you. You are the heroes of the city. You are heroes of the fans. You are heroes of the club. And for sure, you are heroes for the European basketball. Çok farklı bir duyguydu. Ya, finaldesin. Bütün Avrupa seni izliyor şu an. Çok güzel bir şey. Artık son sözlerini söylüyor Koç Dušan Olimpijević öğrencilerine. İtalya deplasmanında işte Frutti Extra Bursaspor taraftarları takımlarını yalnız bırakmıyor tribünde. Bursa buraya, Bursa. Gelelim.
Daniel Eckert hızlı hücum arıyor. Bologna, Teodosic'e verdi pasını ama öncesinde faul kararı geliyor. Derek Nedim'e çalındı faul. Koç Dušan Olimpijević görüntüde. Karardan memnun değil. Baş antrenörümüz Dušan Olimpijević. Şimdi Daniel Eckert topu oyuna sokuyor. Miloš Teodosic. Karşısında Andrews var. 2 dakika geride kaldı. Virtus Bologna'nın 6-4'lük üstünlüğü var. Pas içeriye Daniel Eckert. Bir faul daha. Arka arkaya fauller. Andrews. Köşeyi bulduk. 3 sayılık atış isabetli. Andrews'un asisti. Köşede Derek Needham üçlüğü buluyor. Pas içeriye Marco Bellinelli. I had to watch Derek get 3 fouls in the first quarter, which never happened, you know. He's our PG, our leader. So the game starts, rebound, Kavarius goes, he moves back, he starts to run to court, they call fouls. Retro. Small details can make a big difference. We had that unluck situation that our two very important players made quick foul problems. Şimdi pas Bellinelli'ye, ondan köşeye Vims, 3 sayılık basket geliyor. Fark 14. İçeriye pas. Kevarius Ace arkadan geldi, müthiş bir blok. İşte Kevarius Ace'in bloğu. Maça sonradan kendimizi yansıtabildik. Yine yaptığımız en işlerden birini yapıp savaştık ve pes etmedik. Ve farkı gerçekten çok az bir yere indirdik yine final karşılaşmasında bu kadar değerli bir rakibe karşı. Derek Needham, Kevarius Ace tepeye gelmişti. Onur Alp, Holland, Kevarius Ace. Ace maçta bitiriyor. Fark 10 sayı indirdi Frutti Extra Bursa Spor. Onur Alp'in atışı isabetli. Çift taneden geldi Frutti Extra Bursaspor ve fark 5 sayı. Again we show character, we show that we care, we don't want to surrender, we refuse to surrender all these games. So it will be also on a final game. So that was the most proud thing for me in a game. Pas dışarıya, ekstra pas Marco Bellinelli, 3 sayılık isabet. Marco Bellinelli'nin üçlüğü geldi. Miloš Teodosic. Derek Needham savunmasında. Kevarius Hayes müdahale etmek istedi. Pas içeriye. Hayes yetişemiyor. Fark çift tanede. Süre dolarken atış kaçtı. Rebound mücadelesi. Top bizde. Şimdi Andrews blok geliyor. Kyle Vince'in bloğu Andrews'a. Ve maç bitiyor. Virtus Bologna Frutti Extra Bursaspor'u 80-67 yeniyor. 7 Days Euro Cup'ta temsilcimiz ikinci sırada şampiyon İtalya ekibi oluyor. Everybody was after the game a little bit down for a good reason, but you know, it's okay. I think you know, the story was an amazing story without the best ending, you know. I still like to say, you know, it's the journey. The journey is the destination, you know, and I think the journey we had with these guys was amazing, and I wouldn't change it for the world.
Ne yazık ki maçın sonu istediğimiz gibi bitmedi. Hayalimizde o kupa vardı. Ama son anda olmadı. Burk maçına kadar gruptan çıkıp çıkmayacağın belli değil. Burk maçını kaybedersen gruptan çıkamıyorsun. Sonra o maçı yeniyorsun. Bir anda tak 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 finale, Euro Cup finalindesin. Bunu bu takımla, Bursa'yla yapmak, böyle bir taraftarın karşısında yapmak müthiş bir şeydi bu. Yani dünyanın en iyi basketbolcularıyla birlikte mücadele ettiğimiz bir lig içerisinde Bursa Spor'un öylesine bir başarıya kavuşacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Futbol şampiyonluğu haricinde Türkiye'de uluslararası başarı da gerçekten müthiş bir şey oldu Bursa için. Kulüp başkanlığı yaptığım bir takımın Euro Cup'ta oynadığı ikinci yılında finale kalması, final maçını izlemek tamamıyla müthiş duygularla yaşadığım anlardan bir tanesiydi. It's not even comparable with the budgets, but we had something special. We have some special emotion between us. We have a good energy. We have faith. We have, you know, strong beliefs, and all these kind of things. I just repeat and tell them what we did, how we go, how we came to the final, because we had really amazing group of the people, not just on the court. Also around the court, because we cannot forget also my coaching staff who did a great job. You know, we cannot forget the people, you know, also behind on the bench, all the medical staff, you know. All of them, they are this piece of the puzzle, not less important than anybody else. So all together with the people around the club, the people who are supporting us, the people who make us like this, That was the main message. We are here because of you. Nice, let's go. Bir gün. Bursa.